Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videolarımıza da son gazla devam ediyoruz. Bir önceki konumuzda ne işlemiştik? Klas mimarisine giriş ve klas mimarilerinde neler işleyeceğimizi söylemiştik. Bu konumuzda ise projemize klas oluşturma ve klas mimarisinin tanıtımının olacak arkadaşlar. Şu an bunu işliyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi class ekleme olayı vesaire nasıl olur? Ctrl Shift A kısa yoluyla demişim burada. Hemen şuradan göstereyim. Class seçiyoruz. Class ismini yazıyoruz. Eight ile yapıyoruz demiş. Bunları göreceğiz. İlk gelen mimaride neler var? Onları göstermişiz. Göstermişiz. Tamam. Burası bu kadar arkadaşlar. Bu bir önceki eğitim videomuzda kalan arkadaşlar. Bunun oluşması tamam. Şimdi arkadaşlar class CSS'den ilk başta şuradan da görebiliriz. Program.js aslında bir class. Bunun içine işte metotlar AnimalVisualStyle, set bla 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 application.run da zaten şeyin çalıştırması, programın hangi formu çalışacaksa onu çalıştırması. Bunu önceki eğitim videomuzda da bağlantı class'ı yapmıştık. Bunu sıfırdan göstereceğiz. Bu da bir class. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Sağ click eight class diyebiliriz. Kontrol değil, Shift Alt C ile de diyebiliriz class'ı. Veyahut New Item deyip buradan da seçebiliriz. Veyahut hızlı olma istiyorsanız Ctrl Shift A kombinasyonunu kullanarak direkt class'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi class'ımıza ulaştık. Class'ımızın şu C şekil yazmaya gerek yok. Direkt hepsini silin arkadaşlar. Class'ımızın ismi ne olacak? Deneme BGL TÜÇİK karakter kullanmaya, yani şunları şöyle söyleyeyim. I'ydı, şeydi, yumuşak G'ydi, öydü, bunları kullanmamaya dikkat edin. Sıkıntı. Aynı zamanda class'larda örnek veriyorum. Connection SQL connection tarzında olsun misal. Bu şekil bizim bağlantı cümlemiz olsun. As vesaire. Bunlarla ilgili kullanmayın arkadaşlar. Mesela BGL help olarak yapalım arkadaşlar klasımızı. Şimdi eğer ben burada SQL connection olarak yaptığımı düşünün burada. Ben SQL connection cümlesi yazarsam çakışma yapacaktır, sıkıntı oluşturacaktır. Onun için yaptığınız klaslarda ilk başta içeride kullanacağınız kompatentlerle veya da sınıflarla nasıl söyleyeyim? Sınıflarla şey yapmasın arkadaşlar. Sonra ilk geldiğimizde provide'tır. Zaten şu konuda erişim belirleyeceğini de göreceğiz arkadaşlar. Erişim belirleyeceğini de göreceğiz zaten publish provide olayını. Burada provide aslında arkadaşlar. Yani biz buraya provide yazsak da yazmasak da bu provide oluyor. Eğer yazmazsak provide oluyor. Publish yazını işte publish oluyor. Bla 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 vesaire vesaire. Geldi publish yaptığımızda rahatlıkla ulaşabiliriz arkadaşlar buraya. Publish static ve benzeri. Static ile ilgili zaten bir videom vardı, oradan görürsünüz. Bizim yazdığımız kodlar, yani bu class'ın İçine burasını ya. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Stringleri mesela string Stack Overflow yapmışım. Oluşturacağımız mesela abc string'i ve benzeri metotları mesela publish void ddn mesela yazdım ben. Bu bir metot. Metot. Publish metot yazdım. Veyahut da bunu mesela provide
bu şekilde yazabilirim vesaire. Bunları hep class'ımızın altına yazıyoruz arkadaşlar. Sonra prop'lar, prop, code snippet'tir zaten. Oluşturulması, getSet mimarinizde özellikle bunu kullanıyoruz. İlk baştaki bir önceki videomuzda zaten bunları anlatmıştım. Mesajı baksız olsun mesela tek komuta merkezli. Bunları kullanıyoruz. Sonra publish bu metot. Bunu şu an göstermeyelim. Bunu kod snippet neydi? Ya kod snippet bir videomda arkadaşlar zaten bu kod snippet olaylarını da göstereceğim. Misal siz de kod snippet yapabilirsiniz. Misal normalde mesaj penceri mesaj box'ı gerçi şeyden geliyor mesaj box. Hemen bir mesaj box örneğini de göstereyim diyeceğim de namespace'ini eklememiz lazım. Windows nota forms'una geliyor çünkü. Tamam. Misal mesaj box bir class, bizim gibi bir class. Nokta show metodu var mesela. Tabi mesaj box nokta show'u muhtemelen buradan alamıyoruz. Aynen. Bir tane değeri olmayan erişim belirli değeri olmayan AD metodun içinde kullanacağız mesaj box'ı. Sonra AS yazamazsınız. Neden diyeceksin? AS sistemsel bir neymiş? AS neymiş? Bakıyoruz. Invalid token interface'miş bu. Devam ediyoruz. Mesaj box örneğimizi. Mesaj box nokta show ya arkadaşlar. Bu mesela bu mesaj box nokta show şudur. Benim bir class'ım var değil mi? Bu class mesaj box'tır arkadaşlar. Nokta show ise benim metodumdur. Aynı olay. Burada mesela ben içine parametre girmiş ve benzeri. Captain, buton, ikon. Zaten bu mesaj box'la ilgili görmüştük zaten. Burada da kullanımını da gösteririz olmadı. İleriki videolarda. Bu şekil metot oluşturup içinden devam edebiliriz. SQL connection stringini mesela onu da göstermek için tabii ki şunları bir kaldıralım kullanmayacağımızı. Mesela using system nokta neydi? SQL client bir saniye arkadaşlar şeyi unuttum sınıfını unuttum tamam datadan geliyormuş sistem nokta data nokta SQL client SQL değil SQL client yazdığımızda misal global olarak bir ne yapalım aynen SQL connection mesela SQL connection connection eşittir new SQL connection oluşturabiliriz burada. Örnek veriyorum. String'i buraya yazabiliriz. Bu fazla oldu. String'i buraya yazabiliriz. Sonra global olarak publish SQL command Publish SQL Command KMT'leri oluşturabiliriz. Sonra gene bir publish olarak SQL Data Reader'ları oluşturabiliriz RDR. Yani tek komuta merkezli şey yapabiliriz. İlk değerlerini de mesela null verebiliriz. Örnek veriyorum bunlar sadece yapabileceklerimiz. Command Data Table'ları oluşturabiliriz. Gene publish vererek data table nereden geliyordu? Datadan geliyor. Data table'i şu an oluşturamayız. Çünkü namespace'imizi eklememiz gerekiyor. Ekledikten sonra nerede hata var?
Tamam, doğru. Publish data table'larımızı oluşturabiliriz. Ve benzer ve benzer arkadaşlar. Bu şekilde birçok örnekler yapabiliriz. Genel tanıtım olarak bu şekil. Tabi publish vermemiz gerekiyor. Diğer taraflardan almamız için de. Burada genel olarak özelliklerini gösterdim arkadaşlar. Yani şu maddeyi yaptığımızda projemi class oluşturmayı nasıl gördük. Ve tanıtımı, mimarinin tanıtımını gösterdik. Bir sonraki eğitim videomuzda, ops burası değil. C# class metot ve değişkenli oluşturması demişim. Zaten ufak tefek gösterdik arkadaşlar burada. Fakat bundan sonraki videomuzda yani şu videoda bunu şöyle göreceksiniz. Hem burada detaylı bir şekilde oluşturulması ve bunu form tarafında nasıl kullanacağımız onları da göreceğiz arkadaşlar. Bu videomuz da burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum. Yararlı bulduysanız playlist halinde olan bu eğitim videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.